Bir proje bir hizmet programı olarak bu kez sizlere Osmanlı İmparatorluğu'nun doğduğu topraklar Bilecik'ten merhaba diyoruz. Doğası, tarihi ve kültürüyle ülkemiz için çok önemli bir yere sahip olan Bilecik, Marmara bölgesinin güneydoğusunda Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege bölgelerinin kesim noktaları üzerinde yer alan kadim bir kentimizdir. Tarihte pek çok kavmin uygarlık ve egemenliğine sahne olan Bilecik, Kayıboyu'nun Orta Asya'dan 400 çadırla gelip Söğüt'te Osmanlı Devleti'nin kuruluş merkezliğini yaptığı yerdir. Bilecik, mazisinin çok eskilere dayanması ve Osmanlı'nın kurulduğu yer olmasının yanında, Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleler ve kazanılan zaferlerle Cumhuriyet'in kuruluşunda da önemli bir role sahip olmuştur. Tarihin derin izlerini taşıyan kent, son yıllarda şehircilik anlamında kat ettiği mesafelerin yanı sıra uluslararası ses getiren kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Bir proje bir hizmet programı ekibi olarak makamında ziyaret ettiğimiz Başkan Selim Yağcı'dan Bilecik'i dinledik ve Bilecik'in dününe, bugününe ve gelecek hedeflerine ilişkin önemli bilgiler aldık. Taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek, diriliş, kuruluş ve kurtuluşun beşiği, Şeyh Edebali Diyarı, Osmanlı toprağı Ertuğrul Sancağı Bilecik'imizden tüm izleyenlerimize kucak dolusu selam, sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Bilecik gerçekten coğrafyasıyla, tarihiyle, geçmişi ve bugünüyle, inşallah geleceğiyle ülkemizin çok önemli yerleşim yerlerinden biridir. Gerçekten Bilecik'in tarihi M.Ö. 4000'li yıllara kadar uzanan, eski bir tarihi geçmişi olan bir şehir. Tarihi İpek yolunun geçtiği ve birçok medeniyete bu anlamda ev sahipliği yapmış, güzergah teşkil etmiş bir şehir. Ama Bilecik'i Bilecik yapan, belki de Osmanlı'yı da Osmanlı yapan bir karşılıklı iletişimle Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar, Ulu Çınar'ın kök saldığı topraklar, Osmanlı'nın gerçekten Orta Asya'dan toprak ve bayrak iddiasıyla gelerek kök saldığı, güç aldığı, enerji aldığı, 400 çadırla başladığı yolculuğun mihenk taşı olan topraklar. Bu anlamda biz Bilecik'i kuruluşun beşiği diyoruz. Bilecik aynı zamanda kurtuluşun da beşiği diyoruz. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün siz orada sadece düşmanı değil, Türk ulusunun makus talihini de yendiniz dediği, Kurtuluş Savaşımızın çok önemli muharebelerinin geçtiği topraklar. Aynı zamanda Bilecik küçük coğrafyasına rağmen, mütevazı ölçeğine rağmen ülkemizin dört bölgesinde de toprağı olan ender illerden birisi. Bu Bilecik'in renkliliğine, çeşitliliğine, güzelliğine bir örnek teşkil ediyor. Aynı zamanda tabii bir sanayi şehri. Gerçekten devletten aldığından daha fazla üreten, katma değeri olan bir şehir. Şu anda 6 tane organize sanayi bölgesi ve 300'e yakın fabrikasıyla Türkiye'de üreten şehirlerden birisi. İnşallah Bilecik ülkemiz 2023, 2053, 2071 Türkiye'sine giderken nasıl bu zamana kadar diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik diyorsak da önümüzdeki yıllarda yapacağımız çalışmalarla da arzu ediyoruz ki şahlanışın da şehri Bilecik olsun ve ülkemizin geçmişinde olduğu gibi gelecek tarihinde de çok daha önemli yerler tutsun diyoruz. Bilecik Belediyesi'nin bu yıl Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde 11.sini düzenlediği Uluslararası Tiyatro Festivali çok sayıda tiyatro severi bir araya getirdi. Yerel ve ulusal basının ilgi gösterdiği festivalin gala gecesi dünden bugüne tiyatro festivalleri adlı sergiyle başladı.
Belediye Başkanı Selim Yağcı, 2004 yılında başlayan tiyatro festivaline ilişkin olarak yaptığı konuşmasında, Bilecik Belediyesi'nin sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediğini ifade etti. Yıl 2004. Bilecik'te yerel kalkınma adına bir başlangıcı adım attık. Ve olanlar, yapılanlar, o zamana kadar yapan herkese dün de teşekkür ediyoruz, bugün de teşekkür ediyoruz. Ama Bilecik'e bir yön, bir yol bulmamız, yön çizmemiz gerekiyordu. O zaman bir taraftan yol, su, kanalizasyonu yaparken belediyeliğin sadece bunlar olmadığını, insanımızın sosyal, kültürel hayatına, güncel yaşamına bir dokunuş olduğunu da bilinçle Bilecik'te kültürel noktada bir hareketliliği başlatmamız gerekiyordu. Ve dedik ki sanatların anası olarak nitelendirilen ve hayatın ta içinde olan, toplumun gelişiminde de etkili ve yetkili olan bir dalı seçelim. Ve tiyatroyla 2004 yılında başladığımızda 2004 Kasım'ında ilk tiyatro festivalimize başladık. Ve başladığımız gün bir hedefi de ortaya koyduk. Dedik ki bu festivalin 10 tanesi ulusal düzeyde, 11.sini uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali şeklinde yapalım diye niyet ettik, hedefledik. Ve Allah'a çok şükürler olsun. Siz değerli hemşerilerime bize bu yolculukta destek verdiğiniz için, güç verdiğiniz için sonsuz teşekkürler ediyoruz. Başkan Selim Yağcı tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Azerbaycan Medeniyet ve Turizm Nazırlığı Bakü İcra Hakimiyeti Medeniyet ve Turizm İdaresi tarafından İntikam Sultan yönetmenliğindeki Sözsüz Temaşa tarzındaki Vatan adlı oyun izleyicisiyle buluştu. Ülkemizin diriliş, kuruluş ve kurtuluşunda büyük bir yere sahip olan Bilecik, tarihi mirasımıza sahip çıkmak adına Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi projesiyle kentin tanıtımı ve turizm anlamında güzel bir çalışmayı ortaya koymuş. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı, din bilgini, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocası, aynı zamanda da Osmanlı Devleti'nin fikir babası olan Şeyh Edebali'nin türbesi civarında yapılan alanda, Şeyh Edebali'yi ziyarete gelen misafirler tarihi yakından hissedip öğrenmiş oluyor. Projenin ortaya çıkış hikayesini ve gelinen noktayı Başkan Yağcı mikrofonlarımıza şu sözlerle anlattı. İstedik ki padişahlar dedeleri Şeyh Edebali Hazretlerinin huzurunda buluşsun. Ve işin özünde de Osmanlı padişahları dedeleri Şeyh Edebali Hazretlerinin huzurunda öz vatanları Bilecik'te buluşuyor temasından hareket ettik. Yeni nesil dedelerini tanısın, aralarında bir mensubiyet bağı oluşsun, bir eğitim projesi olarak da düşündük. Yani çocuk, ey evladım ben deden Osman Gazi dediğinde kulağındaki o sesin hissetsin, aa Osman Gazi benim dedemmiş. Onun yaptıklarını kendi kulağıyla duysun ve onunla arasında o küçük dünyasında bir bağ oluşsun. Onu korkulacak birisiymiş gibi görmesin diğer şeyler noktasında. Onun için bir eğitim, bir mensubiyet, bir tarih projesi olarak bunu düşündük. Biz. Yani çünkü biz hep birlikte Türkiye'yi izliyoruz. Geçmişimizle, geleceğimizle, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle aynı şeylerden heyecan duyuyoruz, aynı şeylere üzülüyoruz. Bu değerlerimizi kaybetmememiz lazım. Ve tarihimiz bizi biz yapan değerler. Ve bizim tarihimiz pırıl pırıl, tertemiz. Biz bir medeniyet temsilcisiyiz. Biz rastgele bir toprak parçası üzerinde rastgele yaşayan bir topluluk değiliz. Bilecik,
tarihi değerlere sahip çıkan çalışmaları ve geleceğe dönük modern şehircilik projeleriyle öne çıkan kentlerimizden biri. Milli tarihimizin yadigarı olan kent, her alanda yapılan yatırımlarla bölgesinde yükselen bir grafik çizmeye devam edecek gibi görünüyor.